Birincisi doğuştan el sanatlarım var, Allah vergisi. Çocukken resimler çizerdim. Kamyon ve traktör resimler çizerdim. Marka kısımlarına da Mehmet Şimşeker 240, Mehmet Şimşeker 135 gibi isimler verirdim. Çiftçimizin de çok sevdiği, aşık olduğu bir ürün bu 240 modeli. Sonra böyle bir ürün yapmaya karar verdik. En kaliteli bir şekilde bir ürün ortaya sunduk şimdi. Sıfır traktörü çiftçimiz ne için alır? Sanayiden uzak durmak için, tamire gitmemek için alır. Biz bunu daha güçlü, daha böyle servise gitmeden, ustaya gitmeden nasıl yapabiliriz düşündük. Ve bunun üzerinde çalıştık. Neticesinde de periyodik bakımını düşürdük birinci olarak. Yani normalde 50-60 beygir traktörlerde 50 saat, 100 saat, 150 saat, azami 200 saat yağ değişimi vardır. Bizim bu traktörümüzde ilk olarak 500 saatte, yani 500 saatte bir servise gidecek. Bu da bir artı katkıda bulunacak çiftçimize. Yani yaklaşık 2 yıllık bir garanti sürecinde 3,5-4 bin lira gibi bir sadece yağ bakımından kar olacak en az. Bunu uzun yıllara vurursak, yani 20 yıla vurursak çok ciddi bir rakam çıkıyor ortaya. Özel bir şanzıman dizayn ettik biz. Normalde 240'larda birinci viteste süratleri hızlı olduğu için bayılma yapıyordu. Biz bunu daha düşürdük. Bunu niye düşürdük? Buradaki Niğde'deki özellikle patates çiftçilerimiz bu traktörleri daha önceki modelleri aldığında ara şanzımanı dediğimiz bir şanzıman traktörüydü, sıfır traktöre. Yani adam sıfır traktör alıyordu, daha köyüne gitmeden bir ara şanzıman taktırıyordu. Biz bunu da çözdük. Ara şanzıman takmadan yani marşa basıp köyüne gidecek, sonra çalışacak, 500 saat sonra gelecek servise. Bir daha uğramayacak. Kullandığınız malzemeye bağlı. Örnek veriyorum, arka çamurluk sadece en basiti. 120 milimetre var, 150 milimetre kullandık biz. Çünkü bunun 20 yıl, 30 yıl sonrasında hesap ettik. Bunu bırakın astar boyasına kadar hesap ettik. Yani bunun boyasının uzun ömürlü olması, dişlilerin uzun ömürlü olması için tüm kaliteli parçaları kullandık. Kaliteli kullanınca da yani kıyasa bağlı, nereden kıyasladığınıza bağlı. Hiçbir zaman için kalitesiz bir ürünle kıyas edilemez. Öyle olunca da kendine göre kıyaslarsanız parça maliyetine göre fiyatları gayet uygun. Öncelikle biz markamızın zaten yani bilinirliği yani Türkçe karakterde olmasını istedik. Çünkü hep böyle yabancı isimler gördük çocukluğumuzdan beri. Gördüğümüz isimler yabancı olduğu için de dedik ki yani ileriye bir dönük bizden sonraki nesillere ülkemiz için. Sonra da ya bizim Türkler de bir şeyler yapmış demesi için Mehmet Şimşeker yazdık aslında. Anlaşılsın. Yani kimliğimizi koyduk ortaya. Kimliği koymak çok zor. Tabii o da isim. Birçok marka isim var. Yani kendi sektöründe, yabancı markalarda gördüğümüz traktör markalarının birçoğu üzerindeki zaten firma sahibinin ismi ya da soy ismidir yani. Yerli ve milli konusu şöyle. Her şeyden önce firma sahibi yerli ve milli. Sermayesi %100 yerli ve milli. Motor haricindeki tüm parçalarımız %100 yerli ve milli. Motor üzerinde de yani bir çalışmalarımız, bir önerimiz var. Ne zamanki yetkililerimiz bizi davet eder ya da bir görüşme sağlarsak bir projemiz var bu yerli motor hakkında. Bu traktör 1965'ten 66'dan beri Perkins'den devam eden bir aslında nesil. Bunu çiftçimiz istiyor. Yani bizim bu özel bir isteğimiz değil. Biz zaten burada çiftçimiz ne istediyse onu yaptık. Kafamıza göre bir şey yapmadık. Çiftçimiz bu klasik kasa istedi. Saç kaporta olsun istedi. Bu modelin daha kaliteli olması için biz de geliştirerek işte ne yaptık? Yağ bakımlarını uzattık. 0.8 yaptık. Şanzımanı geliştirdik. Bu şekilde devam ediyoruz. Burası ilk İç Anadolu Bölge Müdürlüğümüz. Bayi olarak da değil. Kendi direkt satışlarımız. Yani bu direkt satışı da şunun için yaptık. Çiftçimize daha uygun satabilmek adına. Şimdi eğer arada bir bayimiz olsaydı otomatikmen bir %10 daha yüksek olma ihtimali vardı. Çünkü o bayi de kar bir hizmet verecekti. Onun da bir karı olacaktı. Onun için direkt satış yaptık burada. Niğde patatesin başkenti. Yani Türkiye'deki ilk sıralarda. Tabii ki Afyon'u da var, Bolu'su da var, Adapazarı da var. Patates eken ülkemizde birçok toprağımız var. Ama Niğde'de başladık. Niğde özel patates konusunda önde. Onun için de şanzımanla özel bir dizayn yaptık bu patates için. Bunu da burada inşallah sergilemiş olacağız. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. 240 ya da 252 yazarken üzerine baktığınızda normalde iki model gibi görünebilir ama öyle değil. Şu anda bile yaklaşık 13 model yaptık. Yani üzüm bağı 240-252'si ayrı. Patatesçininki ayrı. Yani buğday çiftçisinin ayrı. Görünüşte de görünüş farklılıkları ufak tefek vardır da lastik ebatları, çamurluk ebatları, hepsi. Dingil aralığı.
İkramımız olacak sizlere.